Şekerim, yıllardır değişmeyen alışkanlığımız kendimi böyle bir erotik film yıldızı gibi hissetmem. Seyircimizin karşısına çıktığım zaman tüm saygımla önünüzde eğiliyorum. Sevgili izleyenlerimize, ekranları başına ve bizi izledikleri bütün platformlarda hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz yayın Sayın Ekrem İmamoğlu'yla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakikaten çok büyük ses getirdi. Birçok insan yeni kanalımız Türkiye'nin yeni heyecanlı bağımsız sermayeli TV100'ün tanıtımı açısından da çok yararlı oldu. Daha sonra bu tabii ki başkan adaylarımız Sayın Binali Bey'in ve Sayın Ekrem Bey'in diğer yer aldığı programları izledim. Ortalamaları kendi yayınlarıyla birlikte, Facebook yayınları, YouTube yayınları, Twitter yayınlarıyla birlikte hemen hemen ortalamaları 60 bin tekil izleyiciye ulaşıyorlar. Fakat bizim yayınımızda ilginç bir şey oldu. Biz 1 milyon kişinin üzerinde bir izlenme yaşadık. Tekil ve canlı izlenme yaşadık ki bu bizi çok mutlu etti. Daha açılalı bir hafta olmuş bir kanalda TV100'de böyle bir izlenme elde etmek bizi çok mutlu etti. Bir yandan da o gece söylediğim şeylerin teyit edilmesi gibi oldu. Hep şunu söyledim, yani bizler bizi yönetecek insanları seçiyoruz. Bizi yönetecek insanları seçerken sadece haber kanallarında yapılan siyasi tartışmalar değil, onları insani olarak da ele almamız gerekiyor. Ve bütün dünyada yapıldığı gibi insani olarak ele alabilmek, bizi yönetecek insanları insani olarak esprili bir şekilde, tatlı bir şekilde, hakikaten bizim milletimizin mizacına uygun bir şekilde tanıtabilmek için hakikaten talk show programlarına konuk olmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bunu önerdik. Bunu önerdiğimiz zaman da yahu 40 bin, 50 bin, 60 bin izlenmeyin. Madem ki bir seçim var önümüzde, o zaman 1 milyon izlenin diye bir önermede bulunduk ve hakikaten 1 milyonun üzerinde bir izlenme elde ettik. Bunu da nasıl yaptık? Hiçbir üstünlük taslamadan, hiçbir özelliğimiz olmadan, sadece insani bir şekilde konuk alarak yaptık. Bu hafta içerisinde izleyenlerimiz bizden Sayın Binali Yıldırım'ı davet etmemizi bekliyorlardı. Biz zaten Ekrem Bey'i ağırlamak için davet etmeden önce Sayın Binali Yıldırım'ı davet etmiştik. Kendisi basın sözcüsü aracılığıyla, danışmanı aracılığıyla kendisine ulaştığımızda kendisi bu durumu değerlendireceğini bildirmiş. Çok eğlenceli bir insan, çok güzel bir insan. Kendisini en yakın zamanda stüdyomuzda görmek istiyoruz. Bunu bir kere daha açıklamak istiyorum. Bizim de TV100'ümüzün de nasıl bir yayın politikası yürüttüğünü de insanlara daha iyi anlatabilmemiz için mutlaka Sayın Binali Yıldırım'ı burada stüdyomuzda konuk etmemiz gerekiyor. Bu gece beraber çok eğlenceli bir program yapacağız bu saatlerde. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Tuncer'cim, Ebru Yaşar'ı seviyor musun? Kesinlikle çok seviyorum diyerek sahtekarlık yapıyorsun. Bunu biliyorum çünkü kimi sorsam Tuncer çok seviyor. Ben Ebru Yaşar'ı çok seviyorum. Bundan uzun yıllar önce sadece yabancı müzik, dünyada rock müziği, progresif müzik dinleyen bir arkadaşım. Ama hakikaten belki 15 seneyi aşkın bir zaman oluyor. Bana demişti ki, ve bu arkadaşım Berkeley mezunu çocuklar. Amerika Berkeley mezunu bir
müzik akademisi mezunu bir arkadaşım dedi ki, Türkiye'de dedi kayda değer bir tek solist var. O da dedi arabesk fantazi türünde şarkı söylüyor. O kadın da dedi Ebru Yaşar'dır dedi. Ben o güne kadar Ebru'nun ismini hiç yani dikkatimi çekmemişti. Belki şurada burada görmüştüm. İşte albüm tanıtımlarında falan görmüştüm. Daha sonra Ebru ile ilgilenmeye başladım. Birkaç programa konuk olarak aldım. Sonra gördüm ki bu kız sadece üstün bir solist olmanın dışında da programlarda da harikulade performans gösteren bir kız. Ve birçok programımıza konuk oldu. Daha sonra da tabii ki hayatı bambaşka bir yönde ilerledi. Ve bugün hala çok iyi arkadaşım ve onu ağırlamaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Hanımlar beyler, Ebru Yaşar! Oturacağım bilemedim. Ayarlayamadım tabii eteğin boyunu. Evet. Hani sağdan mı olsun bu kısalık, soldan mı derken açılar ayarlamamış. Nasıl arzu ederseniz. Bak, şöyle yapacağım ben hemen. Peki. Şöyle. Evet. Merhaba canım. Nasıl? Ay. Mükemmelsin. İyiyiz işte biz mükemmelsin. De nasıl olalım. Ama biliyorsun seninle beraber ilk defa masa dışı bir ortamda bir araya geliyoruz. Şahanesin. Genelde. Hep çok severim. Bütün katıldığın. Hep severim, hep arkamdan konuş. Evet. Ay, bütün tamam. Katıldığın programlarımızda bir masa vardı. Nasıl arzu ediyorsan şöyle öyle yapabilirsin. Tabii ki. Lütfen. Ne yapalım? Yani... Lütfen buyurun. Nasıl arzu edersen. Ah oldu. Süper. Evet, güzel. Değil mi? Tamam. Ama o zaman da o eteğin özelliği kalkınca göreceğiz. Özelliği kayboldu ama evet. Birazdan şarkı izlerken göreceğiz. Eşiniz beyefendi bir çiçek döşemişler masanın altına. Çok teşekkür sağ ederim olsun. Eşime evet. Ama ben bu çiçeği seninle ve bütün buradaki misafirlerimizle paylaşmak istiyorum. Kabul edersin. Harikulade. Peki, şimdi ikiz çocuklarımız var. Onlar evet. Ne kadar oldular? Vallahi ikiz çocuklar var ama ben hala var olduklarına inanamıyorum. Ne kadar oldular? 2 yaş. 2-300 yani 2-3. Kaç? 2-300. Yani 2 yaş. Tahmini olarak. Tahmini 2 yıl 3 ay. 2-300 işte. Ha. Yani öyle bir şey oluyor. Bu ikiz çocuklar biraz başa bela değil mi? Bela gerçeği ama çok abi. Tatlı belalar. Tatlı bela neymiş çocuklar başınıza geldiğinde anlıyorsunuz. Ben böyle tek hani hamile kalmanın bile tek gebeliğin bile ne kadar zor olduğunu falan düşünen bir insandım. Fakat ya ikiz nasıl taşıyorlar falan derdim. Olabilir mi böyle bir şey, bu bedene aykırı falan derdim. Ama hiç büyük konuşmamak lazımmış. Başıma da gelince yani hayatımın en zor anlarıydı diyebilirim. Gerçekten çok zordu. Hem psikolojik olarak çok zordu, hem taşımak açısından çok zordu. O kadar zordu ki sadece ikiz gebeliğimde herhalde dünyada birkaç taneden bir tanesi sayılabilirim. Çünkü doktorlarım öyle söylediler. Sadece 9 kilo aldım. İkiz bebeğe sadece 9 kilo aldım. Ve şu kemiklerim falan bundan daha inceydi. Biliyorum ekran bizi kilolu çıkarıyor ama daha zayıfım biliyorsunuz siz de gördüğünüz için. Çok daha zayıftım. Sadece işte çocuklara kilo aldım. Çok zordu ama finalde işte her zorluğun bir güzelliği varmış ya, onu da yaşadım. Bir daha hamile kalsam bir daha ikiz çocuklarım olsun isterim. O kadar güzel, zor ama o kadar da yani muhteşem bir duygu. Peki, bütün bu süreç içerisinde yani senin kendi sürecin içerisinde genelde magazin basınında hiç görünmeyen bir insandı. Yani ben kendi programlarımdan biliyorum. O programlara katıldığın zaman stüdyodaki performansın, eğlencen bunlar harikuladeydi. Ama seni magazin basınında kimseyle görüp duymuyorduk. Hiç kimseyle görüp duymuyorduk. Sonra bir anda... Necat Gülseven'le beraber bir evlilik haberlerin çıktı. Ve biz Necat Gülseven'i de şöyle tanıdık. Sana aşık, sana hediyeler veren,
Seni çok mutlu eden. Çok, yani çok abartılı. Seni yani, seni evet. çocuk sahibi yapan ve bir insan ve yani beni çocuk. Yani ve şimdi sen Necat'la benden şu anda daha yakın arkadaş. Evet. Ama o yüzden torpilli konuşuyorsun Necat'a kesinlikle. Karşı. Evet. Evet. Yani evet. Necat'ı tanımasaydın benden taraf şu anda onu çocuk sahibi yaptın falan diye konuşurdun ama şu anda seni çocuk sahibi yapana döndü. Ama çocuk sahibi yapan değil mi canım? Ama karşılıklı değil mi yani bu? Sen de çocuk sahibi olansın. Aradaki fark işte. Çok bariz değil mi? Yani yani erkeklerin çocuk sahibi yapması, halbuki hanımların da çocuk sahibi olması değil mi? Mesela bir erkek, yani sen de benimle aynı düşünüyorsundur herhalde. Türk geleneklerine göre çocuğun sahibi annelerdir. Evet. Evet. O yüzden erkekler hayatta bir hıyarlık yapıp da karılarını boşamaya kalkarlarsa çocukların sahibinin anne senin olduğunu gibi. Anne olduğunu senin gibi. Anne olduğunu anlarlar. Neydi yani, şey? Cucumber yani. Mıydı? Cucumber. Yani, Cucumber mı? Neydi? Ama Cucumber İngilizcesi. Ama bizim görüşümüz budur. Yani bence de öyle. Yani bütün bizim örf ve adetlerimize göre bir baba çocukların olmasına neden olur ama çocukların sahibi annelerdir. Annelerdir adam eden adamı. Nazım Hikmet ne diyor? Evet. Yani çocukları büyüten, her şeyi yapan annelerdir. Tabii ki. Bir anneyi yetiştirirsin, bir kadını yetiştirirsin, bir toplumu yetiştirirsin. Bravo. Aynen. Çok önemli, çok önemli. Aynen. Burada yani evet, aynı fikirdeyim ama beraber ortak payda da buluşmak diyelim aslında. Yani beraber olmak. Çünkü benim de böyle evliliğe çok niyetim yoktu, açık söyleyeyim. Ben evliliğim... Nasıl niyetin yoktu yahu? Yoktu. Yahu bebeğim evde oturuyordun yahu. Biz eskiden de arkadaşız. Evet. Sen evlenmeden önce. Ne yap, koca mı bekliyordun? Ne sen de hayır, benim evi yani, yaptın? Hayır, koca beklemiyordun ama evde oturuyordun. Yani ortalıkta fır dönmüyordun yahu. Hiç dönmedim. Ha? Çünkü ben dönüyor ortalıkta... Dönüyor muydu, dönmüyordun? Ortalıkta koca bulunacağına inananlardan değilim. Ve bir işin yoksa, yani ortaya koyacağım bir mesleğin, bir şeyin yoksa o anda, sunacağım bir şeyin yoksa çok ortada olunması gerektiğine inananlardan da değilim. Bir işin vardır, bir şey çıkarmışsındır, sunmak istersin, çıkarsın. Yoksa hazırlık yapıyorsundur, bir şeyler için çalışıyorsundur, kapanırsın. Ben hazırlık aşamasında kapananlardandım. Ama hiç böyle işte ortalıkta işte eş, koca vesaire, ona asla inanmıyorum arkadaşlar. Bunun bir kader olduğuna da inanıyorum. Ben mesela kocamla tanıştığımda asla dedim ki, yani hiç öyle o kafada değildik yani. Ne o bana o gözle baktı, ne ben ona o gözle baktım ama nasip zamanla böyle tanışınca, konuştukça birbirimize uygun olduğumuzu, izdivaç edebileceğimizi böyle birazcık ama evet, yani ama iyisin evet. Seni onunla gördüm, yani seni kocanla evet. gördüm. Evet, iyiyiz. Çok iyisiniz. İyiyiz, çok şükür. Çok iyisiniz şükür, yani. Iyiyiz. Peki. Ne söyleyecektim, neye bağladım, bak nereden nereye geldim. Ben program yaptığım için bunu ilerletmek zorundayım. Şimdi bu kadar çok ödül alan bir fantezi müzik sanatçısı yok. Yok, evet. Senin kadar yok. Çok oldu bu sene, evet. Peki, gerçekten. Bir yandan bu kadar kendini uzak tutup, kendini belli bir yerde tutup, bir yandan da bu kadar çok ödül alıyorsun ve bu fantezi müzikte bu kadar çok ödül alıyorsun ama velakin yani şöyle konuşmuyorsun. Mesela demiyorsun ki işte Ayşe şarkı söyleyemiyor, ben şarkı söylüyorum. Fatma şarkı söyleyemiyor, ben şarkı söylüyorum falan. Bu tip polemikler yapmıyorsun. Niçin yapmıyorsun? Ya onu o kadar çok herkes söylüyor ki benim söylememe gerek yok zaten. Herkes söylüyor yani, o şarkı söyleyemiyor, bu şarkı söyleyemiyor. Yani bunu insanlar ayırt edebiliyorlar. Benim söylememe gerek yok ki. Ben söyleyebiliyorum ki hala işte 22 sene olmuş. 22 senedir bana işte bir şekilde evlerini, gönüllerini açmışlar, dinliyorlar. İşte 4 sene sonra, 5 sene sonra bir albüm yapıyorum. Tekrar alıyorlar beni, bir yerlere taşıyorlar sevenlerim. O yüzden benim bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum Hakan. Peki, şimdi senin yeni bir klip yok galiba. Yok. Son zamanlarda. Evet. Ama Instagram'da bakıyorum sürekli bir işlerini koyuyorlar oraya. Mesela En Güzel Yenilgim klibini koyuyorlar. Ona biraz bakalım. Çok fazla konuluyor. Bu senin gibi Türk fantazi müziği söyleyen ve saygıdeğer hanımların yalnız başlarına klip çektiklerinde
büyük bir dramları olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli dekorasyonu okşamak zorunda kalıyorsunuz. Yani yani okşayacak hiçbir şey olmadığı için, yani hem saygı değersiniz, evlisiniz, ikiz çocuklarınız var. Ve bir yandan da insanların ruhuna gitmesini istediğiniz şarkılar var. Dolayısıyla kapıyı pencereyi okşuyorsunuz. Evet. Bir daha görebilir miyiz başını acaba? Çünkü bir yandan da, yani başı alırken söyleyeyim. Bir yandan da tabii ki bu kadar hoş, saygı değer bir kadın olarak güzel çıkmak zorundasınız. Yani şarkımı söylüyorum ama işte alın ama beni. Ya bir ruh yani, katmıyor mu ya? Bir şey. Yani bir ya iyiyim değil mi? İşte bütün diğer karılar çatlasın. Ondan sonra bir yandan böyle bir durum var ama başını görmek istiyor. Ya başını, klibin başını rica ediyorum lütfen. Dur. Yavrum, kapının pervazını niye okşuyorsun? Ya camı niye okşuyorsun? Onu bırak. Çünkü okşamayı masaya niye yansıtıyorsun? Bir de montajda. Yani ne diyorsun mesela? Çok güzel bir pencere yapmışlar mı diyorsun? Evet. Hayır, zorun ne? Ne güzel bir bulut kümesi yani geçiyor diyorum. Hayır. Çünkü benim dikkatimi çeken şey özellikle senin gibi Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin önde gelen hanımları, tabii ki şimdi siz düşünüyorsunuz mesela klip yönetmeninizle, diyorsunuz ki ulen nasıl bir klip çekeceğiz? O diyor ki size mesela bir yakışıklı oğlan getirelim. Siz diyorsunuz ki hayır, oğlan istemem. Ben evliyim diyorum. Ben falan. Evliyim. Ondan sonra bir şey getirelim, işte at getirelim, köpek getirelim, sincap getirelim filan. Hayvana da gerek yok diyorsunuz. Sonra ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Mesela bu benim böyle program yapmam gibi bir şey böyle. Masa. Yani çaresizsiniz. Bak işte ama bu mertebeye gelmek sizde kapı pencere okşamaya neden oluyor. Ya sen ama sürekli konuşuyorsun. Şimdi biz orada 2 dakikada bir şey anlatmak zorundayız. Bir duygusallık vermek zorundayız. Yani anladın mı? Onu pervazı okşamakla O çok işe yarıyor. Herkes de onu seyrederken pencere pervazı mı diyor yani? Yani ya, diyor ki pencere pervazına bile, yani pencere muhtaçlar, pervazına bile yazıyor muhtaçlar kadın diyor. Görelim devamını. Niçin babalar için de tavsiye ediyoruz? Bütün arabalar için tavsiye ediyoruz. Ebru arabanızı kullanabilir, arabanızı hemen satabilir. Sen de bir çıkmazda görmüyor musun Türkiye'de bu işleri biraz? Evet. Biraz hakikaten beraber işte gülüyoruz. Yani bir yerde dalga geçiyoruz, bir yerde eğleniyoruz ama hakikaten şey dar yani. Bizim sektörde bu bakış açısı dar. Hmm. Yani ne kadar oturursak oturalım, inanın bu klip için saatlerce toplanmışızdır. Hmm. Günlerce yemek yemişizdir. Bir gün kebapçıda, bir gün balıkçıda, bir gün öğlen bir beach'te, bir restoranda beach. Aklım için. Canım beach istiyor. Bir kafede falan. Ama yani işte inanın benim belki 3-5 gün, bir hafta, bir ay çalışmamın, oturmamın, sohbet etmemin, yemek yememizin ve sohbetin finalinde olan budur. Ama Türkiye'nin gerçeği bu yani. Bunda yapacak bir şey yok ki. Evet. Tek benimle de olmuyor. Tek onlarla da olmuyor. Yani burada birbirimizi çok meş etmemiz lazım. Kimse de zaten bundan öteye gidemiyor yani. Çünkü imkanlar da çok zor, biliyor musun? Evet. Şu baktığınız şey o kadar pahalı bir iş ki. Evet. Hani baktığın zaman kamerayla işte çekilmiş 2 kare 5 kare falan dersiniz ama bunda bir kere 24 saat var. 24 saat bir emek var. Onu da geçiyorum. Dünyanın burada bir yatırımı, parası var. Sırf benim için değil, bütün sanatçı arkadaşlarım için söylüyorum. Reklam sektöründeki arkadaşlar için söylüyorum. Dizilerde zaten aylarca, yıllarca diziler konuşulmadı mı işte. Saatleri çok uzun, dakikalar çok uzun vesaire, işte yorgunluk, sendromlar falan. Ama bu bizim gerçeğimiz yani. Dünyada starlar bir klibe belki bir haftalarını ayırabiliyorlar, 20 günlerini ayırabiliyorlar. Wow diyorsun tabii ama burada öyle bir dünya yok yani. Peki sana bir şey anlatacağım, bunu benden ilk defa dinleyeceksin. Şimdi seninle çok iyi arkadaştık. Evet.
Birbirimize gittik geldik, evet, beraberce. Bir şu anda oynadığımız yine bu ve seyircimizi davet ettiğimiz Harem Kabare, yani pazar günü oynayacağımız oyunun başladı ilk... mı oyun? Tabii. Ah, o oyuna hala gelmedi. Harem Kabare isimli, evet, onu anlatacağım. Harem Kabare isimli oyundaki çok önemli bir rolü aslında ben Ebru Hanım'a, evet, ne teklif etmiştim. Ona, vallahi. Ve o zamanki kadromuzda Ebru tiyatrocu olmadığı halde fakat bir role çok yakıştığı için ondan sonra Ebru ile birlikte provalara başladık. Fakat enteresan bir şey oldu. O provalar sırasında diğer oyuncuları kıskandıracak hızla ilerledi. Kıskandıracak bir hızla ilerledi. Ve beni kıskandıkları şey oyun olmadı. Hayır, çok güzel, çok güzel yorumladı. Ve oyun çıkacakken sonra herkes işte diğer bütün oyuncuların da dizileri başlaması falan filan gibi benim de televizyon programım nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Şimdi gerçekleştirdik. Başladı. İzlemeye biz geleceğim burada, ama biz ona 6 ay, ben diyeyim 6 ay, siz deyin 8 ay. O kadar emek verdik. O kadar emek verdi. Hiç atlamayayım. Şey, bizim Pamela var. Evet. Öykü Gürman var. Evet. Ben Ayça Varlayer var. Ayça var. Böyle bir ekibiz, evet, ve 6 ay her gün Okan'ın ofisine gittik. Her gün o tekstleri çalıştık. Evet. Her gün ama. Evet. Ve o sırada, o şu sırada... Şu anda hepsi Okan'a küs. Ben hariç. Hepsi küsler. Evet. Bak, seni görseler, evet, yemin ederim kafalarını, evet, çevirirler. Evet. Hepsi küs. Ve gerçekleşelim. Çünkü bu adama televizyon programı başladı o zaman. Televizyon ve jenerikte program... oynadılar. Evet, jeneriği de oynadık. Evet. Çok güzel çalıştırdı bizi. Ondan sonra, evet, jenerik de, evet, okey, her şey Okan televizyon programına başladı. 2.80 yattı proje. Hayır, doğru diziler mu? Yüzünden yattı. Yani proje benim olmadı. Benim dizim yoktu. Neyse. Şunu söylemek istiyorum. Sonra bundan sonra ilk defa anlatacağım şey şu. Sonra Ebru, bizim çok yakın arkadaşımız, benim ve sevgilimin sürekli görüştüğümüz Ebru, bir anda evlendi. Bir anda hamile kaldı. Çocuklarını doğurdu filan. Biz görüşmüyor. Fakat bu arada bizim oyunlarımız devam ederken Ebru ve eşi bizim oyunlarımızı, aa, izlemeye, evet, geldiler. Neden sonra Show Radyo ve Viva Radyo satıldı. Sonra beni bir toplantıya çağırdılar. Dediler ki işte senin patron gelecek falan. Ve ben bir toplantıya gittim. Bir baktım karşımda kocaman bir adam oturuyor. Fakat arkasından güneş vuruyor. Ondan sonra adam benimle konuşuyor fakat arkasından güneş geldiği için ben adamı göremiyorum. Başka bir adam sanıyorum. Sonra adam bana dedi ki, Okan'cığım beni tanımadın mı dedi. Ben dedim ki valla o kadar böyle ışık altındasın ki böyle bir ilahi bir karakter gibi filan. Tanıyamıyorum dedim. Dedi ki ben Necat dedi. Senin eşin. Meğerse Show Radyo'yu ve Viva'yı satın almış. Bir anda Necat'la kalktık, sarıldık, öpüştük, evet, falan filan. Ve sonra seninle tekrar buluştuk. Evet. Şimdi doğal olarak biz bir arkadaşken, evet, biz bir arkadaşken biz seninle nasıl söyleyeyim? Sen Necat'ın eşi, ben de Necat'ın çalışkanı olarak ondan sonra buluşuyoruz. Ne hissediyorsun bana karşı? Ay, patrona bir çay. Ya çok yani şimdi dostluklar her zaman benim için kalıcı olan dostluk. Evet. Ve yaklaşık 20-22 senedir bu camiadayım. Gerçekten tırnaklarımla kazıyarak bir yere geldim desem hani abartmamış olurum. Ama finalde birbirimize, eşimle beraber gösterdiğimiz bu yolda dedik ki biz birazcık da kendi camiamıza yatırım yapalım. Bravo. Evet, ve aynen, istihdam sağlayalım dedik. O yüzden ben sadece gururlu olduğumu ve mutlu olduğumu söyleyebilirim. Biz kanalımızı kurduk, radyolarımızı, evet, devraldık ama sizindir. Yani bütün çalışanlarındır. Bizimle beraber bu yolda yürüyenlerindir. O yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. İyi ki varsınız. Sen bir değersin. Seninle beraber radyolarda, televizyonumuzda görev alan herkes bizlerim için çok kıymetli. Ben zaten sizlerden biriyim. Yani hiç, evet, öyle bir, kendimi hiç öyle bir, yani bir başka bir şeye koymam mümkün değil.
Öyle aynen. Yani çok da fazla peki. Bir şey söyleyeyim. O zaman benim eski arkadaşım olduğu için bu akşam medya arkası bölümünü beraberce yapıyoruz. Hanımlar beyler medya arkasına başlıyoruz.